Çok özel bir hatıra aktaracağım yine size. Çok şık. Şüphesiz çok şık. Zamanın ötesinde şıktı Atatürk. O kıt imkanlarla tertemiz ve şık ve dünyaya örnek olacak şekilde giyinmesini ve ulusumuzu temsil ettiği için o şekilde uluslararası arenada görünmeyi hep tercih etti. Ve bunu yaparken de ben bugün öğrendim, bilmiyordum size de aktarayım. Mutlaka bilenler vardır. 6 kişi seçti. 6 öğrenci yurt dışına gönderdi. Avrupa'ya. Avrupa'nın hangi ülkesinde hangi sektör önde ise o sektörle ilgili bilgi edinmeye 6 genç gönderdi. O gençlerden biri Levon Kordoncian. Levon Kordoncian'ı Fransa'ya gönderdi Atatürk. Moda'nın kalbinin attığı Paris'e gönderdi. Orada eğitim aldı Levon Kordoncian. Ve geri döndüğünde Atatürk'ün kendi tasarladığı kıyafetleri dikmeye başladı. Fraklar, smokinler dikti. Kordonciyan. Atatürk'ün Avrupa'ya gönderdiği kordonciyan Türkiye'de smokinci oldu geri döndüğünde. Onun torunu o günlerde dikilen kıyafetlerin aynısını, o kıyafetlerin birebir aynısını yaptı. Şimdi ailenin Harbiye'deki İstanbul Harbiye'deki dükkanında sergileniyor o kıyafetler. Dedelerimden kalma kumaşlarla birlikte 100 yılın en şık lideri Atatürk kıyafetlerini kurdum. 29 Ekim 1923'te meclisten çıkarken giydiği pelerinli frakı, Atatürk Orman Çiftliği'nde giydiği beyaz keten takımı, 1935 yılında Türk Kuşu Uçuş Okulu'nun açılışında giydiği mavi ceketli papyonlu kıyafeti ve daha fazlası hepsi Levon Kordonciyan tarafından dikildi. Atatürk'ün kıyafetlerini diktirdiği Lebon Kordonciya'nın aynı ismi taşıyan torunu tarafından yeniden aslına uygun olarak dikildi. 3 sene sürdü. Kolay bir çalışma değil çünkü Atatürk'ümüzün dönem içinde yani yaşadığı zamanlarda kilo alma verme durumlarıyla birlikte o kilolarına göre hazırlandı bunlar. İliklerine kadar elde açıldı. Mendilleri o dönemindeki bayanların elde oya gibi işlediği mendillerle yapıldı. Kravatlar, gömlekler hepsi o döneme birebir uygulandı ki bugün bu kare birleştiği zaman bir hazine oldu. Levon Kordoncian Atatürk ve büyük dedesinin hikayesini de anlattı. Birinci kuşak Levon bir Rum yanında eğitim alırken çalışırken artık usta kalfalıktan ustalığa geçtiği zaman aşamız 6 yıl Paris'e yolluyor. Fırak, Çakıdatay, Bonjour ve Redingot eğitimi alıyor ve yurda geldiğinde paşamızın kılık kıyafet devrimiyle birlikte paşamızın kıyafetlerini yapmaya başlıyor. Kıyafetlerini kendi çizermiş paşamız ve ölene kadar da kendi kıyafetlerini Levon Usta dikmiş. Kıyafetler şimdilerde Kordoncuyan ailesinin Harbiye'de bulunan dükkanında sergileniyor. Burada ayrıca kıyafetlerin ilk kez dikildiği dikiş makinesiyle Levon Usta ve Atatürk'ün fotoğraflarına da yer veriliyor. Dikiş makinesinin üzerine ise Atatürk'ün resimleri süslüyor. Bugünlerde kulüp dizisi çok revaçta. Herkes ondan bahsediyor. Güzel de dizi olmuş doğrusu bir dijital platformda gayrimüslimlerin, Türkiye'deki Musevilerin başına gelenleri bir kahramanın etrafında gelişen olayları anlatıyor. Kordoncian ailesinin bir ferdini Avrupa'ya modanın kalbine gönderen ve geri döndüğünde ona kıyafetlerini bizzat diktiren Atatürk'ten söz ediyoruz. Bir milletin yeniden uyanışı Özlem duyduğumuz altın yıllardan söz ediyoruz. Ee, ne kadar şıklar değil mi? Hepsi ne kadar zarif ne kadar şık 1930'larda çekilmiş bir fotoğraf. Ve dönelim 2021'lere 2021'e. Doğru kullanalım Türkçemizi. Bugün mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Zaman zaman tansiyonda yükseldi. İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi muhalefetteki milletvekilleri. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi gerektiğini hatırlattılar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na. Yaşayacak, yaşayacak. Yaşayacak, yaşayacak. CHP ve HDP'li kadın vekiller, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ı böyle karşıladı. Görüntüler Plan Bütçe Komisyonu'ndan. Değerli arkadaşlar, gün boyu hakire yapacağız. Herkes evden otursun lütfen. Ben yani rahatsız, rahatsız oluyorsunuz. Ben de rahatsız oluyorum. Hüsnü'nün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Derya Yanık komisyon salonuna girerken CHP ve HDP milletvekilleri Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine protesto etti. İstanbul Sözleşmesi yaşayacak, yaşayacak. Derya Yanık komisyonda bakanlığının bütçesi hakkında bilgi verdi. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti kınıyoruz mesajı da verdi. Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi yaşatır protestosunun gölgesi. Kadının insan hak ve özgürlüklerini yok sayan, onurunu hiçe sayan, aileye, kadına ve çocuklara yönelik her türlü şiddeti buradan bir kez daha kınıyorum. Söyleyecek, yok. Bunu tekrar Komisyonda tansiyon yükseldi. AKP'li vekillerle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca zaman zaman karşı karşıya geldi. Sen kendi hesabını verdin mi ki? Atatürk'ün değerlerine, onun öğretisine, onun mirasına ihanet edildi yıllar içinde bu ülkede. Ülkeyi yönetenler tarafından da bir gardrop Atatürkçülüğüne sıkıştırılmaya çalışıldı. Onun anlattıkları, onun gösterdiği yol ve en çok içi boşaltılmak istenen ve boşaltılmaya çalışılan kavramlardan biri Kemalizm oldu. Atatürkçülük oldu. Bugün sosyal medyada yine maaşlı troller bir çalışma yürüttüler. Ondan bahseden izleyicilerimiz var. Çocuklarımızı Kemalizm'den uzak tutacağız demeye getirdiler. Eğer Türkiye bugün bulunduğu coğrafyada örnek gösterilen, hala örnek gösterilen bir ülke ise Afganistan'dan, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan ayrı tutuluyorsa bu elbette Atatürk sayesinde. Yakışır mı? Yakışmaz böylesi bir güne ama bir kez daha göstereceğim, anlatacağım size. Alevi erkekle sünni kadını evlenemez diye fetva verip gelen tepkiler üzerine o yazdığını silip sonra benim de Alevi arkadaşlarım var diye açıklama yapmaya kalkan Hayrettin Karaman. Bir de çifte maaşlı Hayrettin Karaman. Onunla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Bakalım bu suç duyurusunu biz de takip edeceğiz. Gereği yapılacak mı? Bu çünkü açıkça halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtma, kin, düşmanlığa sevk etme. E, suç duyurusunda bulunan Halkın Kurtuluş Partisi. Bugün 15 milyon Alevi insanımızı aşağılayan AKP girilerinin reisinin fetvacısı Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu. Sünni bir kadınla Alevi bir erkek evlenemez. Fetva Hayrettin Karaman'a ait. Tepkilerin yükselmesinin ardından fetvasını sildi ancak Halkın Kurtuluş Partisi Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu. Fetvasıyla hem anayasa suçu işlemiş hem de halkın 15 milyonluk kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayarak Türk Ceza Kanunu 216'da tanımlanan suçu işlemiştir. İlahiyatçı Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman kişisel internet sitesinden yayınladı tepki çeken açıklamasını. Ardından da sildi. Bu anlayış laikliğe, emekçilere, yurtseverlere ve demokrasiye düşmandır. Karaman hakkındaki suç duyurusunun yanı sıra HKP AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması hakkında bilgi edinmek istedi. Marmara Üniversitesi'ne başvuru yaptı. Üniversiteden açıklama geldi. Diploma üçüncü kişilerle paylaşılamaz dendi. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülecek ve gereği yapılacak elbette bunu yapmak zorundayız. Altına imza attığımız sözleşmedeki maddeleri hem uygulamayacaksınız hem de o sözleşme yürürlükteyken kadın cinayetleri işlenmiyor muydu sanki diyeceksiniz pişkin pişkin. Ne oldu sözleşmeden çıktık kadın cinayetleri önlenebiliyor mu engellenebiliyor mu? Size bir cinayeti daha anlatmak durumundayım maalesef. Yine bir kadın cinayeti. Bir kadın bir erkek tarafından hayattan koparıldı ve ilk ifadesinde şiddet filmlerinden etkilendim dedi. Bu erkek komşusu olan kadına samuray kılıcıyla saldırdı sokak ortasında samuray kılıcıyla onun beri Olay şurada gelişmiş. Biz tabii oradan baktığımız zaman buradaki olayı göremedim. Bir an bir an için kadına burada saldırmış elindeki bıçakla. Bıçak değil, bir kılıç gibi bir şeyle. Ataşehir'de kadın cinayeti. 28 yaşında bir kadın eğitim için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Başak Cengiz mimardı. Aynı sitede oturduğu erkek tarafından öldürüldü. Bir site sakini cinayet anlarını anlattı. Adres Barbaros Mahallesi. Göktürk Bey isimli erkek Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Göktürk Bey gözaltına alındı. İddialara göre akli dengesi yerinde değil.